Hepinizi Hayat Panorama adı altında selamlıyorum. Mutfağımızdaki maceramızın adı bugün Pulled Pork İngilizce. Bu Kuzey Amerika'da Texas yörelerinde hazırlanan özel bir barbekü türüdür. Nasıl ki bizim Adana kebabımız varsa ki bu dünyanın her yerinde adı Adana kebap olarak bilinir. Pulled Pork da öyledir. Texas usulü kebaptır. Pulled pork, şipşak yapılan bir kebap değildir. Lezzetine ulaşmak için sabır ve zamana ihtiyaç vardır. Bu kebabın karakteri mangalda uzun süre pişmesidir. Tadında da o yüzden bu köz kokusu, köz tadı vardır. Sırf baharatlanma faslı yaklaşık 48 saat sürmektedir. Teksaslılar bunu genelde domuz etinden yaparlar veya tavuk etinden yaparlar, hindi. Ama ben bizim varyasyonumuzu deneyeceğim. Ben dana eti aldım, süt dana 1 kilo. Ve onların kullandığı özel baharatları da bizim kendi imkanlarımıza, kendi mutfağımızla karşılaştırmaya çalıştım. Pulled pork'un olmazsa olmazı baharatları, ismi Magic Dust Drop, yani sihirli tozlar. Bir yemek kaşığı burada toz biberimiz var. Bildiğimiz toz biberi mümkün olduğu kadar acı olmayacak. Bir çay kaşığı kadar şekerimiz var. Bir tatlı kaşığı pudra şekeri. Bir çay kaşığı kadar hardal. Aslında hardalımızın da toz hardal olması gerekiyor. Ama dediğim gibi biz yedekliyoruz. Bir tatlı kaşığı pul biber. Bir tatlı kaşığı kimyon. Bir tatlı kaşığı öğütülmüş karabiber. Ve burada da bir diş sarımsak var, ezilmiş. Aslında dediğim gibi bu sarımsağın da toz halinde olması gerekiyor. Baharatların hepsini bir kaseye koydum. Güzelce karıştırıyorum. Bu karışımı etin her tarafına üfleye üfleye yedirmemiz gerekiyor. Masaj yapar gibi yedirmemiz gerekiyor. Eti folyenin üzerine aldım. Hava almayacak şekilde sıkı sıkı streçleyeceğim. Et streçlendi. Normalde 48 saat buzdolabında beklemesi gerekiyor. Zamanınız ve sabrınız varsa 48 saat dolabınızda dinlendirin bu eti. Ben tam 24 saat dolapta dinlendireceğim. Yani bir gün. ...24 saattir et dolapta. Birazdan çıkartacağım. Çıkartmadan evvel fırını hazırlamam gerekiyor. Fırın içerisinde ilk tepsiye su koymamız gerekiyor. Yarı yarıya su ve elma suyu. Suyu zaten koymuştum. Tepsiyi en alt kızağa koydum ve hazırladığım bu karışımdan tepsiye dolduruyorum. Bir fırınımızı 110 dereceye ayarlıyorum. Et dolaptan çıktı. Rengi değişti. Kokusu değişti. Şimdi dana eti birçok diğer ete nazaran daha yavaş ve daha geç piştiği için mühürlemem gerekiyor. Her bir tarafını yaklaşık 2 dakika
Kızgın yağda kızdırıp mühürleyeceğim. Derecede etimiz yavaş yavaş sakin sakin sabırla pişecek. Tam bir saat sonra et sürekli alttan damlıyor. Fırın içi sanki sauna gibi. Buhar yüklü ve et sürekli ıslak. Yani bu et uzunca süre barbeküde pişen bir et aslında. Ve o ette İs, duman, köz aroması olduğunu söylemiştim. Bu tadı yakalayabilmemiz için ben et fırına girdikten yaklaşık 3 saat kadar sonra bir dal misk otu koydum. Misk otu çayırda, bayırda her yere yetişir bir şifa bitkisidir. Ama kendine has aroması yoktur. Duman ve sis kokusunu yakalamak için dikkatli bir şekilde misk otunu tutuşturdum. O da hemen söndü ve şu an tütüyor. Ocağın içi siyah oldu dumandan, tam istediğim gibi. Et yaklaşık 5 saattir fırında. Biraz yaklaşık 1 saat sonra tekrar kontrol edeceğim. Yaklaşık 6 saat kadar sonra eti çıkardım. 6-7 saat sürdü. Şimdi pişmesi kadar bu etin dinlenmesi de çok önemli. Alüm folyoya saracağım ve 2 saat dinlenecek bu et bu haliyle. Bir önceki videomuzda Texas usulü et kebap yapmıştık fırında. Adı pulled pork'tu. Didiklenmiş et. Şimdi biz bu etten cheeseburger yapacağız. Malzemelerimiz hamburger ekmeği, hardal, ketçap, salatalık turşusu, cheddar peyniri veya kaşar fark etmez. Ve süslemesi için soğan, yeşillik arzunuza kalmış. Hardal, ketçap, soğanlarımız, kurkuma, Chiesa.